Merhaba, hoş geldiniz. Saat 17'yi gösterdiğinde kül kedisi gibi hemen burada canlı yayında sizlerle buluşuyorum. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri. Bugün çok değerli bir konuğum var yine. Pudu Hepa ve kız kardeşlerinin yaratıcısı Renan Tan Tavukçuoğlu ile beraber olacağız bugün. Bugün size ışık... Evet, hemen geldi. Hemen isteğini kabul ediyorum. Ve yayına geçiyorum Renan. Evet, Renan'cığım geliyor şimdi. Çok mutluyum onu göreceğim için. Hoş geldin, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk, hemen bir dakikacık. Tamam. Şimdi tutalım. Ayarlayalım ışığımızı, tamam. Her şeyi. Nasılsın Renan'cığım? İyiyim Yeşim'cim, sen nasılsın? Ben deyim, seni gördüm, yüzünü gördüm, çok daha iyi oldu. Aynen. Ya, ne özlemişim seni. Vallahi ya, burada ne güzel fotoğraflarımı çekiyordun. Zaman ya, ne kadar çabuk geçiyor. Ben inanamıyorum bu zamanı nasıl geçtiğine. Yani neler, bak yıllara geriye dönüp baktığımızda ay diyorum neler yaşamışız, neler yapmışız ve dün gibi sanki tavsiye evinin açılışı ama evet. Çok zaman olmuş. 7 yıl oldu. 7 sene mi? Vay be. Vay be. Neyse, 7 sene sonra yine senin yeni bir girişimini konuşuyoruz. Çok da güzel bir girişim. Sosyal girişimcilik projen. Sosyal sorumluluk demek buna çok yanlış olacak bir proje açıkçası. Bu da Hepa ve kız kardeşleri için bugün beraberiz. Seni tanımayanlar için kısacık bir Renan kimdir, neler yapar anlatabilir misin? Tabii liseyi İzmir'de bitirdim. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Amerika'ya gittim, MBA yaptım. 8 sene Amerika'da yaşadım, çalıştım. Oğlumuzu büyütmek için Türkiye'ye dönme kararı aldık ve 2005 yılından beri word of mouth marketing, yani ağızdan ağza pazarlama konusunda hizmet veriyorum. Bir ajansım var, Tavsiyevi, Tavsiye Kanalı. Kadın topluluğu yönetiyoruz ve tavsiye melekleri diyoruz o kadın. 2018'den beri de bir sosyal girişimim var. O da Pudu Hepa ve kız kardeşleri, yukarıdaki bebeklerle hem kız çocuklarının eğitimi hem kadın istihdamı, bugün konuşacağımız daha pek çok yaraya derman olmak için başlayan bir sosyal girişimin girişimcisiyim. Yani Pudu Hepa ve kız kardeşleri çok çok değerli bir proje biliyorsun ve bu proje kendi kendine büyüyor ve bu da çok güzel bir yanı. Ben projeden tabii haberdar olduğumda hemen dedim ki Renan ben bir şeyler yapmak istiyorum ve yap dedin. Çünkü daha önce kimler yaptı dedim. İsteyen herkes yapabilir dedin. Yani öyle güzeldi ki yaklaşımın. Çünkü hiç projenin iletişimini yapmadım. Çünkü ben sana sordum neden bana basın bülteni gelmedi, neden bana haber vermedin diye. Sen de dedin ki yok ki yapmadık ki. Bir tek dedin işte Ayşe Arman bir röportaj yaptı. Sonra Barış Özcan, buradan da izliyorlarsa sevgilerimizi iletelim, bir YouTube videosu çekti ve biz aldık yürüdük dedin. Pudu Hepa gerçekten sevgiyi kucaklayan bir bebek, hikayeleri olan bir bebek. Hitit Kraliçesi Pudu Hepa. İstersen senden dinleyelim Pudu Hepa'nın hikayesini. Tabii şimdi ilham çok önemli hepimiz için. Yani biz kadınlar da Yeşim'cim biraz büyütülürken herhalde ya da yaşamın böyle bizi törpülemesi mi diyeyim, içinden geçtiğimiz zorluklar mı diyeyim, o ilhamımızı, doğal ilhamımızı ve doğal gücümüzü kurtlarla koşan kadınlara selam olsun zamanla kaybedebiliyoruz. O yüzden aslında birazcık da herkes için önemli olan, çocuklar için de çok önemli olan o ilham meselesi çok çok kıymetli. Bu ilham güçlendirmeyle birlikte gelmesi lazım. Yani sadece hayal etmek, bir şeyleri evrene bırakmak değil olay. Burada çok çalışmak gerektiği ve işlenmesi gereken başka şeyler de var. Şimdi ben bu reklam pazarlama sektöründe çok uzun zamandır çalışıyorum biliyorsun ve çokça güzel bütçelerin böyle çok yanlış kullanıldığına da tanık olmuşumdur. O yüzden böyle bir Türk toplumu içerisinde yaşarken hepimizin bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bir başkasına yardımcı olabilme gücümüz olduğuna da inanıyorum. O noktada ben hani kimlere nasıl ilham olabilirim diye düşünürken ve duyarlı olduğum konularda kendimi dinleme cesareti gösterdim diyeyim, yollarını bulmak için de yatırım yaptım diyeyim. Çünkü bu kalabalıkta herkesin kendini dinlemeye,
vakti, parası, niyeti olmayabiliyor. Daha 30'lu yaşlarında ben de çok kariyer odaklı bir insandım. Şimdi geri dönüp baktığım zaman gözümü hani bürüyen böyle kariyer basamakları vesaireyi çok net görebiliyorum yeşimce. Evet. Şimdiki geldiğim noktaya benden çok daha gençler nasıl geliyorlar onlara çok büyük hayranlıkla bakıyorum. Ama ben sosyal konulara duyarlıydım. Eskiden de duyarlıydım da Duyarlıyım, bir evet. noktada tabii lisede de mesela çevre konusunda çok şey yapmışımdır. Daha sonra üniversitede de aynı şekilde boğazlarla ilgili bir çevre konulu projede uluslararası bir ödül kazanmıştık. Londra'ya gitmiştik. Yani benim hep bir sosyal duyarlılığım olmuştur. En sonunda böyle aile içi şiddet beni çıldırtıyor. Yani çıldırtacak derecede ben kendime diyorum ki muhakkak aile içi şiddetle ilgili bir şey yapmam gerekiyor. Ve hem haberleri izliyorum hem araştırıyorum. Fakat gördüğümüz, hepimizin gördüğü aynı şey değil mi? Yani o adamları ıslah edebilir miyiz sence o yaştan sonra? Artık o yaşa gelmiş adamları değiştirmemiz ne mümkün? Yani kadınlara da yazık. Hani ancak pansuman edebiliriz. Sonra düşündüğümde işte kökten bir toplumsal dönüşüm. O da çocukların kafa yapılarını değiştirirsek Evet. ve çocuklarda bazı mesajları normalleştirmemiz lazım. Ben de dedim ki madem ben bir şey yapacağım, değişim dönüşüm hedefliyorum, bunu çocuklara yatırım yaparak yapabilirim dedim. Ve burada başta bahsettiğim o ilham konusunda bizim topraklarda yine yaşamış ve gerçekten süper kahraman kadınların başarı hikayelerinden bu çocukların ilham almalarını istedim. Neden? Çünkü çok kadir kıymet bilmeyen, değer bilmeyen bir toplumuz. Ve ilhamlarımızı da farklı farklı yerlerden devşirmeye çalışıyoruz. Halbuki kendi köklerimizde yani o kadar değerli. Şimdi o işe girdikten sonra ben tabii ki çok araştırdım ve öğrendim ama hala bilmediğimiz o kadar değerli kadınlar ve hikayeler var ki. Tamam, bunlar bende böyle Tetris gibi Yeşim'cim. Zaman pıt 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 yavaş yavaş düşüyor. Ben evet bir şey yapacağım, çocuklara bir şey yapacağım. Ondan sonra bir toplumsal bir şeyler dönüştüreceğim ve bunu da eğitimle olmasını hayal ediyorum. Ve yine tabii benim kendi geçmişimden de gelen bir deneyimim var. O da Amerika'ya gitmeden önce çok içine kapanık bir kız çocuğu olmam ve Amerika'daki değişim öğrenciliği yıllarımda bana yaptırılan sunumlarla, benim davet aldığım radyo programlarıyla, gazete röportajlarıyla para kazandım. İşte ilk defa babysit yaptım, sonra tarlalarda çalıştım ve lise 2 yazında Amerika'ya giden Renan'la dönen Renan çok farklıydı. Orada kendi güçlü olduğumu, fark yaratabileceğimi gören bir kişi olarak döndüm ya. Bunu çoklamak benim en büyük hedefim. Bunu simüle edeyim. Yani insanlar çünkü kendini gerçekleştirememek cidden çok yazık. Evet, yapmak Hani istiyorlar ama harekete de geçemiyorlar Renacığım. Biraz da o var. Türk toplumunda da bir de kadının yerine, yani az önce söyledin ya, çok farklı dinamikler giriyor. Sen biraz da işte şu işlere odaklan. Yani gelenekler, öğretiler var. Dolayısıyla çok değişim göstermemiz gerekiyor. Ne mutlu ki işte senin lütfen değişim dönüşümden devam edeceğiz. Senin gibi bu bebeklerle çocuklardan başlayacak. Sen de annesin, ben de anneyim. Her zaman da bizim gibi kadınlar örnek olacak ki yeni nesiller daha bilinçli, daha farklı yetişecekler. kesinlikle öyle olacak, çok eminim. Biz böyle ufak ufak tohumlar atıyoruz işte ve görüyoruz yani sonuçlarını görmek zaten en büyük tatmin. Şimdi ben Yeşimcim bunları böyle düşünürken bir gün ve bunda şöyle bir hedefim var. Ergenlik yaşındaki çocuklarla iletişimin, daha doğrusu onların kafalarında bazı mesajları değiştirmenin çok zor olduğunu biliyoruz. O yüzden ben kendime hedef olarak daha küçük yaştaki özellikle de kız çocuklarını belirledim. Çünkü toplumu onlar şekillendiriyorlar. O zaman 6 ile 9 yaşa indiğimizde de benim için aracı olarak bir bez bebek doğdu. Hani ben bir bez bebek projesi yapmıyorum. Ya da kitaplarımız da çok kıymetli ama çocuk kitabı projesi de değil benimki. Benimki bir aslında toplumsal dönüşüm projesi, aracı olarak bunları kullanıyor. Ve marka aracında da Armağan Portakal'ın çiftliğinde Seferihisar'da
Banu'yla Armağan, iki kadın Anadolu'da gezerlerken Evet. Puda Yapan'ın mührüne denk geliyorlar ve diyorlar ki yeni çıkmıştı 3 sene önce Puda Yapan'ın mührü Evet. Tarsus'ta. Şu anda Adana Müzesi'nde, ben tanımıyorum, bilmiyorum Puda Yapa kim dedim. Aa dediler, bilmiyor musun? Kimse bilmiyor. Puda Yapa tarihteki ilk barış anlaşması Kadeş'e mührünü basan bir Hitit kraliçesi ve bir kadın. Şimdi bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu ben mi bir tek düşünüyorum dedim. Yani barış, Evet. barış. Universal, dünya barışı değil mi herkesin Yani istediği? en basitten güzellik Barış mı? yarışmalarında hep söylerler ne istiyorsun? Değil mi? Güzelce barış Aynen. istiyorum. Al sana işte barış. Ve dünyanın ilk barış anlaşması bizim topraklarımızda bir kadın tarafından mühürleniyor. Şimdi New York'ta gümüş kopyası var Birleşmiş Milletler binasında. Orijinali de İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Ve evet dedim, yani 3300 yıl önceden daha da geriye artık gidemeyiz. Ana karakterimizi Puda Yapı olarak aldık. Puda Yapı'nın mühründen minimalize edilmiş bir logomuz var bizim Puda Yapı ve kız kardeşlerinde. Bu da onun mührü. Daha sonra bu bir ilham dünyası. Biz çocuklara bazı yaşam becerileri aşılamayı hedefliyoruz. Çatışma çözme becerisi vesaire vesaire. Müfredatta olmayan ama hayatta gerçekten ihtiyaç duyulan şeylerle ilgili hazırladığımız setler var. Ondan sonra böyle sohbet kartları gibi değişik değişik ürünlerimiz var. Hepsinin amacı aynı. Müfredatta olmayan yaşam becerileriyle donatmak çocukları. Şimdi çok fazla kurumsal destekçimiz oldu. Mesela 800 tane geçen yıl başında köy okuluna bu kitap gitti. Ve Ne güzel. Puda Yapa Hititler ilkokul 4 mü 5 mi işlenirken müfredatta açılıp Barış Özcan videosu da izleniyor. Sonra Evet. konu işleniyor ve panolar hazırlanıyor. İşte ya, inanılmaz hocalarımız zaten, harika öğretmenler var. Ve bana şu geldi, mesaj geldi. İlkokul 3. sınıfta bir köy öğrencisi, erkek çocuğu, işte ne anladın diye soruyor öğretmeni ve şey diyor, kadın erkek eşittir diyor. Çok Dedim güzel. ki mission accomplished, yani ben tamam, bu projenin amacı hedefine ulaştı. Çünkü ne? Çocuk bir kadını lider olarak normalleştiriyor. İleride onu ezmeye çalışmayacak. Evet. Yani bu kadar basit, bu kadar Evet. basit ama bizim böyle tool'lara, yani böyle aracılara, böyle Daha araçlara ihtiyaç. ihtiyacımız var. Bu da aklın yolu bir şeklinde. Evet, tamam, dediğin gibi herkes her şeye cesaret edemiyor olabilir ama Yeşimcim, emin ol, içinde yani bir şey hisseden, bir fark yaratmak isteyen ya da bir katkıda bulunmak isteyen herkes yolunu bulur. Yani bir niyet olduğu zaman yol bulunmaz mı? Asla Yolunu, inanmıyorum. sen yola Asla. çıktığın zaman öğretmen gelir derler, eşlik eder, seninle beraber o Evet. yolculukta sana eşlik edecek insanlar gelir derler ki Puda Yapa ve kız kardeşlerinde bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Ne mutlu ki öğretmenlerimize de köy okullarında böyle çocukları bilinçlendirip hem günümüzün teknolojisini kullanıp hem de onlara gerçek yaşamı öğretiyorlar. O oğlan çocuğunu da takdir ediyorum. Vallahi Evet. ne güzel, ne güzel bir çocuklar geliyor. Puda Yapa gerçekten hani anlamının ötesinde Kadeş Anlaşması, 3300 yıllık tarihi var ve ilham veren kadınları da hayata geçirdiniz bununla birlikte. Şimdi bir kere bu bez bebeklerle ilgili ben açılışta söylemeyi unuttum. Sadece bez bebek olarak görmemeleri gerekiyor. Senin dediğin gibi kitapları var, bunun destekleyen kartları var ve bunların geliri TOÇEV'e bağışlanıyor. TOÇEV'e Evet. bağışlandığı gibi aynı zamanda bunların hepsi el emeğini üreten kadınlar var bunun arkasında. Yani üçlü hani araç dedin ya sen az önce. Üç tane aracı var aslında. Bunu da buradan çok nesli. Ve evet lütfen ilk bebekle başlayalım mı? Evet, ilk bebeğimiz Arzu Kaprol tasarımlı. Dedi ki 3300 yıl önce yaşamış ama bugün yaşasa kesin jean giyerdi. Tam anlaşılmayabilir. Üstü jean, içi de kutnu kumaşı. O da Antep yöresine ait bir şey. Ve bunun her parçası aslında evde hanımlar tarafından üretiliyor. Ve her parça Evet. için, yani dikiş bilmesi gerekmiyor. Biz sadece çin çubuğuyla elyaf ve dikilmiş parça verdikten sonra onlardan parça başına geri alabiliyoruz işleri. Tabii hastası olan, bebeği olan, yani kendini önemli hissetmek isteyen, ekonomiye katılmak isteyen herkese imkan sunan bir proje olduğu için beni çok mutlu ediyor. Çünkü ayın sonunda ceplerine nakit para giriyor bu kadınların. Bu çok önemli bir şey tabii Çok, ki. çok. Bu kısmı gerçekten kadın güçlenme, her yaştan kadına dokunarak kadın güçlendirme ve toplumsal dönüşüm hedefliyor.
Şimdi 14 tanesi Adıyaman'daydı değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Bartın'da 14 tanesi pardon, çalışan hanımlarımızın. Onlar bunu yapıyorlar. Zeynep Tosun'un ekibi. Evet. Tel Kırmızı. İlk kız kardeş Dilhan Ege Eryurt. NASA'da çalışan astrofizikçi. Ve bu sene 20 Temmuz aya iniş yıl dönümünde Google Doodle yaptı Dilhan Ege Eryurt'u. Çünkü Apollo 11 ödülü var ve çok değerli bir bilim kadını. Ama Türkiye'de hiç zannetmiyorum ismini bilen olsun. Dilhan Ege Eryurt kim? Çok az kişi biliyor. Apollo başarı ödülüyle biraz Twitter'da konuşuldu. O kadar kenara geldi. Bu aracılıkta belki senin aracına ben de kendisine ulaşırım ve bir röportaj yapar. Daha çok kişinin duymasını isterim senin aracılığında. Bizim karakterlerimizin hiçbiri yaşamıyor Yeşim'cim. Şöyle daha vefat etmiş ama 20 sene olmamıştı. Dilhan bak ben bile bilmiyorum gördün mü geçmişine bakmadığım için. Evet. Ve kendi çocuğu da yok. Kendi çocuğu yok. Biz bu yüzden yeğenlerinden isim haklarıyla ilgili bir anlaşmamız var. Ne güzel. Ve çok özür dilerim. İsim hakkı dedin de hepsi isim hakkı için anlaşma mı yapıyorsun? Markası tabii Pudayapa'nın bir markası vardır. Tescilli bir bebektir. Tabii. Hem Pudayapa zaten şimdi ben reklam pazarlama sektöründe olan bir aslında iş kadını mantığıyla önce onlarla başladım. Tescilleri yapıldı. Ondan sonra hatta gittim kredi aldım bankadan bu projeyi hayata geçirebilmek için. Sonra da aklım başıma geldi. Yani ben bir sosyal fayda üretmek için kredi alma deliliğini niye yapıyorum diye düşünerek. Sonra fonlama sitesinden fonlayarak aslında çıktık. Ama tam bir iş, business mind'la hareket ettim yani. Ya başka türlü mümkün değil. Çünkü çok segmentli bir proje. Yani fonlar bir yere aktarılıyor. Destek olmak isteyenlerin mali olarak bir yükümlülük var. Bir üretim kısmı var. Dolayısıyla yani bunu destek yapamaz. Yani ben kendi adıma düşünüyorum. Seni de takdir ediyorum. Çünkü sosyal girişimci olmak da kolay. Bunlar telkari mi diyorlar? Tel kırma. Tel kırma. Bu da yeniden doğuş koleksiyonu Zeynep Tosun'un ve bu 30 Kasım'da lansmanı yapıldı. Çok geciken bir lansmandı. Daha erken istiyorduk ama meğerse 29 Kasım doğum günüymüş Dilhan Ege Eryurt'un ve yeğenleri çok duygulandılar. Yeniden doğuş koleksiyonuyla yeniden aramıza geldi ve bilim dünyasında ilham yaratacak bir kadın. Onun da çok güzel bir hikaye kitabı var. Demet Kılıç, yazarımız ve çizerimiz. Üç karakterimiz için de muhteşem, şu anda üçledik bu sene. Her sene bir bebeğimiz çıktı. Çok harika, ilham dolu hikaye kitapları yazdı. Şimdi üçüncü bebeği de anlatacağım. Bu sene 2020'de çıkaralım mı çıkarmayalım mı çok düşündük. 2020'de bir şey kalmasın hani düşündük ama çok ilhama ihtiyacımız var. Ve 2021'de umut ve ümit dolu girmeye ihtiyacımız var. O yüzden en çok zarar gören iki alan eğitim ve sanat. Ve Gülri Sururi de eğitim ve kız çocuklarının eğitimi özellikle ve sanat konusunda çalışmış bir tiyatrocumuz. Çok değerli bir cumhuriyet kadını. Benim en çok etkilendiğim yanlarından biri çok prensipli bir kadın olması ve taviz vermemesi hiçbir şey için. Şu memlekette yaşarken kaçımız bunu söyleyebiliriz bilmiyorum. Özel tiyatro yönetebilecek kadar hiç taviz vermeden başarı göstermiş bir cumhuriyet kadını. O yüzden çocuklara ilham olsun, eğitime ve sanata destek olsun diye yola çıktık. Ve Özlem Süer çok sağ olsun bizim bu sefer Gümrüz'ün kıyafetini tasarlamayı Özlem Süer kabul etti. Ve yine gelirini biz TOÇEV aracılığıyla kız çocukların eğitimine döndürüyoruz. Yine bunları diken tasarımını aldık biz Özlem Hanım'dan. Yine diken, biçen, işte saçlar mesela Yeşim'cim teker teker bunlar dikiliyor. Yüzler nakış elle yapılıyor. Yani her şey el yapımı olduğu için çok bu handmade kategorisinde mesela Amerika'ya 50 tane yolladık.
çok orada takdir görüyor. Biz burada Türkiye'de biraz daha hani yine şeye devam ediyoruz. Biraz anlatmamız ama... gerekiyor Renancığım. İnsanların hediye algısını değiştirmemiz gerekiyor. Hayat dokunma noktasını artık öğretmemiz gerekiyor insanlara. Çünkü evet, hediyelerin anlam kattığı zaman çok daha duygulanıyorsun. Pudaha ve kız kardeşleri bunu sağlıyor. Çünkü çok fazla misyonu var. Yani önümüz yılbaşı. Buradan açık bir davette evet, bulunuyorum. İster kurum, ister kişisel olun. Pudayapa ve kızkardeşleri.com web sitesine lütfen bakın ve kendi bütçenize uygun varsa göndermek istediğiniz, mutlu etmek istediğiniz kişilere gönderin. Çünkü bir kişiyi değil, üç kişinin hayatına dokunacaksınız bu bebekler. Evet, biz de bravo, aynı şeyi söylüyoruz. Bir hediye aldığı zaman aslında bir sürü şey yapmış oluyor. Evet. Kadın istihdamına destek, çocukların eğitimine destek, harika bir hediye vermiş oluyor ama herkese ilham oluyor. Mesela Pudayapa'yı sadece çocukları almıyorlar Yeşimcim, birbirlerine işte hastalık geçirmiş olsun veya eşini alan, sevgilisini alan, patronunu alan bile var. Çünkü orada güçlü bir kadın, bir figür var. O yüzden çok cana farklı hediye imkanları doğuyor. Kurumsal hediye çok alan oluyor. Olsun. Evet, sadece kitaplarımızı işte köy okullarına yollamak olsun. Etkinlik, kurumsal destekçilerimiz var. Her sene belli bir miktarda bebek alıp aynı zamanda başka hizmetler de alıyorlar. Yani harika bir ilham dünyası. Şimdi şunu söylemek istiyorum Yeşim. Benim için önemli olan kısım şu lütfen, oldu. Şimdi senelerce böyle hedef odaklı yaşamışım çok fark etmeden ama şeyi iyi diyebiliyoruz ya, hedef koy kendine. Hedef koy. Peki hedef koydum kendime ve oldu. Çünkü ben hani şey bir yapıya sahibim, olacaksa olacak yani. Bugün olmazsa vazgeçmem, tamam, asla devam ederim. Ulaştım. Peki ben niye hala mutlu değilim? Şimdi bu eksiklik demek ki tatmini yanlış yerlerde aradığımız anlamına geliyormuş. Ve ben bunu bu projeyi yaptıktan sonra hissettiğim mutlulukta anladım. Dedim ki... Benim için de Engin Geçtan'ın dediği gibi psikiyatrist profesör, demek ki başkalarının hayatına dokunmaktan geçiyormuş hayatın anlamı. Herkes için farklıdır Yeşimcim, herkes için farklıdır ama ben onu keşfetmiş olmaktan dolayı kendimi çok mutlu görüyorum, şanslı görüyorum. Çünkü senelerim daha geçebilirdi bunu keşfedemeden. Tabii ki geçebilirdi. Tabii ki geçebilirdi. Bir de ne mutlu ki şu var. Genelde sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili. Hani ben kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin içinde de çok fazla yer almış, yaratmış ve günümüzde de hali aktif olarak devam etmeye çalışan bir kadın olarak. Biliyorsun bunlar çok fazla pazarlama amaçlı da kullanıldı ve kullananlar var. Ben zaten sosyal sorumluluk projelerinin bu yönde kullanılması hiç taraftarı değilim. Bu konuda çok çeliştiğim insanlar vardır. Ne mutlu ki sen böyle bir sosyal girişim diyorum. Sosyal sorumluluk demiyorum projene asla. Girişim projeni hiç kimselere anons etmeden duyan gelsin, el birliğiyle paylaşın diye yola çıkarttım. Burada da senin projeye çıkma noktanı gösteriyor. Gerçekten dokunuyorsun. Çünkü dokunmayı farklı bir şekilde de seçebilirdin. Sen bunu basın toplantıları yapabilirdin ki en iyisini yaparsın. Event, yani etkinlik yapabilirsin. Zaten bir etkinlik evine sahipsin ve markalarla çok yan yanasın, iç içesin. Ama bunu hiç sessiz sedasız aslında kendi halinde bir proje. Bu işte senin projeye ne kadar inandığını ve hayata geçirirken de ne kadar gerçek insanlara ulaşması gerektiğini gösteriyor. Bu yüzden de seni gerçekten arkadaşın olarak, yani bırakın bugün bizi tanımayan, ilk kez diyenler, çok tebrik ediyorum. Çünkü neden takdir ediyorum? Sürdürülebilirlik çok önemlidir. Ülkemizde bazı şeyler yola çıkar ama bir ay sürer, üç ay sürer, sürdürülebilir projeler hayatta devam etmez. Bakın iki seneden bahsediyor şu an Renan ve bebek birken üç bebeğe çıkıyor ve bu projeye destek verenler artıyor. Umarım çığ gibi artar, kartanelerin çığa dönüşür, yuvarlanırız altlarında, yeni yeni bebekleri kutlarız, konuşuruz. Ben çok mutlu oluyorum. Mesela benim bir arkadaşım geçen hafta röportajdan sonra bebek almış, beni sonra etiketlemiş kendisi. Ve bunu gördü. Ne kadar duygulandım biliyor musun? Dedim ki bir kişi daha bundan haberdar oldu. Okuyor insanlar. Bir de şey vardır, bizim çok hızlı yaşıyoruz. Biliyorsun saniyelerle yarışıyoruz artık sosyal medyada. Gördüm geçtim, zaten likelanmıyoruz. Hani yorum yapmak çok keza öyle. Ama bunun harekete geçip şeye dönüşmesi,
ne diyelim, sonuçlanması bu yüzden çok güzel. Bir de Cumhuriyet kadınlarını anlatıyor, tarihi anlatıyor, başarı var ve güç veriyor. Kadınlara da güç veriyor bana göre. Sen zaten dedin ya, yıllar önce benim kariyer kararıştı, yaparım ben. Renan bence ilk kez kendini rahat bırakmış. Yapmak için yola çıkmamış. Değil mi bu hikayede? Ve akışında dedin ya, olmuş. Yani çok çok değerli. Gerçekten hani bırak her şeyi bir yana. O saçın dikilmesi. Yani o bunların işlenmesi. Bir kere emeğin, el emeğin. Mesela saçlarını nasıl yaparlar? Kaç tane iplik kullanılır? O kadar dolu dolu bebekler ki. Yani kesinlikle baksana, çok kolay değil, çok büyük emek var ve senin saptamaların bravo. Yani zaten aynı yerlerden geçtiğimiz için ve içinde bulunduğumuz sektörlerden dolayı çok güzel saptamalarım var. İlk lansmanımızda, Pude Yapan'ın lansmanında bize bu saçları, bu yünleri vermek istedi bir marka. Ama ben dedim ki hiçbir markaya Arzu Kaprol ve Toçev dışında teşekkür etmek istemiyorum. Yani bu hiçbir markayla anılması veya teşekkür yok. Daha sonra gelebilir sponsorlar, okey. Ama çıkışta kesinlikle bağımsız olması. Daha sonra da işbirliği yaptığımız kurumsal firmalardaki tek şartım şudur. Yapacakları tüm sosyal medya ve iletişim içeriklerini benim onaylamam gerekir. Çünkü bu proje destek olmak isteyen herkes destek olabilir. Senin de dediğin gibi. Ama hiç kimse kendi projesi gibi sahiplenemez. Burada hani markalaşma ve markayı koruma ki bu çok kıymetli bir şey var. O benim şeyim altında, inisiyatifim altında ve korumak için her şeyi yaparım. Hani benzer bebekler çıktı, tescilli bu bebek. Onları şey yaparım. İsim zaten tescilli. Tabii bir marka olarak da korumamız lazım kesinlikle. Çünkü bunun amacı bir uluslararası marka olarak da büyüme potansiyeli var. Dizi filmlerinin çıkma potansiyeli var. Animasyonlarının çıkma potansiyeli var. Ve sonuç olarak dediğin gibi içten ve doğal çıktığı için yolu çok açık. Çok doğal ve samimi şeyler söylüyor ve şeyler yapıyor. O yüzden inşallah böyle kendi kendine büyürken tabii doğru şeylere hayır demek, doğru şeylere evet demek noktasında hani tabii ki ben arkasında duruyorum ama proje herkesin projesi. Bunu söylüyorum. Yani buna destek olmak isteyen herkes istediği desteği verebilir. Evet, yani yeri gelir bunun için zaten bir ekip var, çalışan kadınlar var ama siz de lütfen Renan'a, Renan nasıl diyeyim, Renante Pude Hepa Kız Kardeşleri. Renante Pude Hepa ve Kız Kardeşleri.com Pude Hepa ve Kız Kardeşleri.com bizim web sitemiz. Instagram'da Pude Hepa ve Kız Kardeşleri olarak varız. Pude Hepa uzun bir isim ama Pudu falan diyoruz işte, arada mini pudularımız var ama Pude Hepa ve Kız Kardeşleri marka adımız. Evet, yani marka adı da çok güzel. Ben uzun isimleri Google sevmez biliyorsun. Bunları çok düşünürüz hani yola çıktığımız zaman ama buna başka bir şey diyemezsin. Çünkü bir tek bebekle sınıf ve gelecek ve kız kardeş sevgiyi de temsil eder. Teyze anne yarısıdır biliyorsun. Orada da bence bir anlam yükü var bence Pudu Efa'da. Burada anaçlıktan bırak kız kardeşlik var, yani dolu dolu yüklemiş Anadolu kadının da simgesi bir kere. Düşünsene Türkiye'de inanılmaz bir kültüre sahibiz biz ve dediğin gibi yeni yeni bir takım yeteneklerimiz, karakterlerimiz ortaya çıkıyor. Şimdi Göbekli Tepe keza biliyorsun tüm dünyanın gözleri önündeydi, arkasından neler çıkacak neler. Senin bir mühürden buradan Banu'yla Armağan'a da çok sevgilerimi gönderiyorum. Böyle bir hikayenin gitmesi çok güzel. Yani 2018 yılını düşünüyorum da inanılmaz. Yani iki senedeki yeri güzel. Animasyonlar çıkacak dedim, çıksın. Erdil Yaşaroğlu yapsın. Keşke yapsın. Ya da Türkiye'de böyle ben insanlığım hemen şey yaparım, hayal ederim. Ya da belki bir genç kız tasarlar. Bilemiyorum. Çünkü çocuklar da bir işin içine dahil olabilir. Belki bir yarışma bile yaparız bu da yapalım şeyiyle ilgili. Yani ben de hep düşünürüm biliyorsun. Sesle düşünürüm. Evet. Çok da severim. Çok açık. Yani gelişmek demeyelim buna. Bunun paylaşımına çok açık bir proje. Her şey dahil. Ama şu nokta çok güzel. Sen dedin ya, ben sosyal medya ile ilgili çok söylerim bunu. Bizim kendimizin yönetmesi gerekiyor. Senin de Pudu
Zeynep'e ve kız kardeşlerine gerçekten seni yönetmek. Neden biliyor musun? Çünkü zarar verebilir. Bazen biz iyi niyetimizle karşımızdakinin bize nasıl yaklaşabildiğini anlamıyoruz. Biz bunu bir iyilik hareketi olarak görsek de bazı insanlar bunu farklı bir yöne çekmek isteyebiliyor. Dolayısıyla da reddettiğin insanlar, markalar varsa Kuda Yapan'ın reddi güzeldir. Ona da kabul diyelim. Ve ne olur bu markayı, yani kız kardeşleri el birliğiyle elden ele yayalım lafı var ya, hani arkadaşlar bir eletin elden ele yayalım. Yani ben bu yayını izleyen bir kişi bile olsa desteklese çok isterim. Kendi adıma da bunu desteklemekten de mutluluk duyuyorum her zaman. Şeyi sormak istiyorum. Şimdi almak istediler. Ya da bağış yapmak istediler. Web sitesinin dışında nasıl bir yol izliyorlar? Şeye gülüyorum. Şimdi yetiştiremiyoruz da Yeşim, ona gülüyorum. Öyle bugün mi? Yalanlar. Şirin Hanım, istediğiniz oldu. Hani hep derdiniz ki o kadar çok sipariş olsun ki yetişemeyelim. Şimdi de stres olduk çünkü gerçekten çok fazla talep var. Çok güzel. Yani siteden pudayapavetikkardeşleri.com'dan sipariş alıyoruz ama fonlamayla Gürizi çalıştığımız için ve o fonlamadan 200'e yakın insana bizim ürün yollamamız gerektiği için daha bugün bitti kargolamalarımız ve elimizde böyle çok az ürün kalıyor. Şimdi Amerika'ya yolladık. Amerika'daki bir dernek bize destek oluyor ve oradaki Türk çocuklara işte bir şeyler yapmak istiyorlar. Çok kıymetli. İngiltere'den alanlar var. Kurumsal hediye olarak almak isteyenler var. Şimdi şey diyeceğim. Almayın lütfen. Gerçekten. Hayır. Hayır. Şöyle bir dakika, şey alabilirsiniz. Böyle sohbet kartı çok var ve mini pudularımız çok var. Bu arada saç çıtçıtı getirdim. Şöyle yapalım. Alsınlar, biz de takvim belirleyin şu tarihte test edelim. Yok yok, şey yapalım, yetiştiririz biz, yetiştiririz. Hanımlar yani gece gündüz yani, çalışıyorlar ama bak, Yeşim'cim bak, elleri ağrıyor. Böyle kıyamam. O kadar yani üzülüyorum ki bak, hala diyor ki yok bazılarını eve götürüyorum. Yaşları olanlar var, hasta olanlar var. Ben eve ürünler taşıyorum, oradan alıyorum ama hep diyorum yani bileğiniz ağrıyorsa lütfen yapmayın diyorum ama hala yapıyorlar. Yani o kadar tatlılar ki yani geç kalmasın diye çok çok emekle, özveriyle çalışıyorlar. Şey, bu mavi saçları var bebeklerimizin ve o saç çıt çıtlarından bahsetmek isterim. Hayır, size ben de merak ediyorum. Ben unuttum. Şimdi şöyle bir superhero, yani süper kahraman gücü. Hepsinde bu mavi saç bizim kız kardeşlik bağımız. Evet. Ve çok şirin böyle objelerle saç çıt çıtları yapıyoruz. Ve onu taktığımız zaman gelmiş geçmiş tüm kadınların gücünü üzerimizde topluyoruz. Ve istediğimiz her şeyi yapabilme gücüne sahibiz. Ben o ürünleri çok seviyorum. Geçen evet. Sene galiba konuşmacı olarak katıldığım son etkinlikte People Make the Brand konferansında bir otelde bizim standımız var. Ben konuşmacıyım. O saç çıt çıtlarından da koymuştuk standa. Akşamüstü tuvaletteki bütün kadınların saçında vardı. Böyle ağlayacak falan gibi oldum. Yani anlatamam sana. Yani çünkü güzel. O bir kız kardeşlik bağı. Gerçekten bir anlamı var ve güçlü bir anlamı var. Çok yani bak şimdi ben oturup heyecanlanıyorum ya, önemli olan bu çünkü hayatta hiçbir ürün veya hizmet hani bir pazarlamada bu heyecanı hissetmek mümkün değil. Bunun sonunda gerçek, yani gerçek etki zaten o amaçla. Real impact istedim. Çünkü bunu yapan çok az kurum var. Yok mu? Var. Cidden çok harika. Var. Çok iyi kurumlar var. Ama çoğu maalesef dediğin gibi farklı ajandalarla, farklı hedefler peşinde gidebiliyorlar. Ama bizim de artık denilerin tecrübesi sonucu bu işe yarıyor. Hani onları görüp anlayabiliyoruz. Hı-hı. Ne mutlu. Evet, ama Yeşim mutlu. Evet, Yeşim mutlu. Bir de şu vardır Renancığım, Yeşim mutlu, hep mutlu musun diye geyik yapılırdı ya. Yani gerçek etki de, gerçek etki dedin ya, hani günümüzde pandemiyle birlikte biz aslında buna çok yoğunlaştık. Çünkü evdeyiz ve değiştik, dönüştük ve evriliyoruz. Ve bunu konuşuyor şu anda markalar. Çünkü mağazacılık yok, sokakta insan yok, satış yok ve bir şekilde ulaşması gerek. Nasıl ulaşacak?
bütün dinamiklerini değiştirerek, işte senin bu bebek hiç pandemi yokken ortaya çıkıp ama gerçek bir etki yaratıyor. Bence buradan da biraz örnek almaları lazım. Bırak örneği, çünkü arkasında Renan var. Yani Renan geçmiş ortamda. Ben seni şimdi burada tanımayanlar için söyleyeyim. Biz Renan'la 2011'den beri ya da daha öncesinden tanışıyoruz. Etkinliklerimiz var, yaptığımız işler var. Yani keyifle, o zaman bir ajanstaydı, sonra kendi şirketini kurdu gibi gibi çok hikayemiz var. Onlar başka hikaye. Ama ben Renan'ı, inanın, hiçbir hikayesi de ya da çalıştığı bu kadar heyecanlı görmemiştim. Ve kendisiyle de konuştuğumuzda da hep bununla ilgili paylaşımları var. Ne mutlu, ne güzel ki kız kardeşlik ona da çok güzel kız kardeşler getirmiş. Ne güzel, yolu da açık olsun. Her zaman keyifli olsun. Soruları hiç soru gelmedi biliyor musun? Çok enteresan, çok merak ettim. Neden sormadılar? Şimdi bir soru kısmını açmak isterim ama Davet Kılıç demiştin sen. Onu not aldım da ben. Yazarım Demet Kılıç. Demet Kılıç, tamam. Yazar, Demet. Çizer. Evet. Evet, Demet yazdınız. Ya işte, bak bu yüzüğümün de bana hediye eden Judith sayesinde, masalcı arkadaşımın inzivasında Pastoral Vadide bir çemberde tanıştık ve ben orada henüz bir hayal olan Pudayapa'dan bahsediyordum, konuşuyordum Fethiye'de Pastoral Vadide. Ama Demet Bodrum'da yaşıyor, işte bir reklam ajansında çalışıyor. Pek bir şeyimiz olmadı yani, hani yapar yapmaz belli olmadı o zamanlarda. Sonradan da zaten ortada doğmamış bir projeden bahsediyorum. Daha sonra hayata geçtikten sonra yollarımız tekrar kesişti ve Demet başladı. Pudayapa'yı yazdı, çizdi. Daha sonra her karakterle birlikte farklı bir STK'yı beslemek, farklı bir yazarı beslemek hedefim vardı. Evet. Fakat o kadar iyi uyuştuk ki Toçev'le de Demet'le de bir üçlemeyi yaptık hep beraber 2,5 sene içerisinde. Kendisi Bodrum'da yaşıyor ve Pudayapa'nın kitabında böyle bir ağaç var. Ancak yani içerikleri zaten Toçev gelişim uzmanları ve psikologlarla çalışıyorlar çocuklar için. Hangi yaşta hangi mesaj verilir, ama ancak Demet'in yazabileceği kadar derin içerikler var. Bunları o yüzden Demet'le çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Ne sonra güzel. Arzu Kaprol, sonra Zeynep Tosun, sonra Özlem Süer. Yani hiçbir ticari marka için bir araya getiremeyeceğim muhteşem kadınlar bir araya geliyor ve projede yani bir cümle kurmak yetiyor Yeşim, oluyor. Yani iyi niyetle, iyilik için yola çıktığın zaman olayın ne kadar farklı olduğu beni büyüledi. Ben bu yolda olmak istiyorum, bu insanlarla olmak istiyorum. Evet, hepimiz o zaman o pelerinin altında buluşalım, yolumuza devam edelim, destekleyelim, çoğaltalım, büyütelim. Açıkçası çünkü bizim değişme ihtiyacımız var, toplumumuzda dönüşme ihtiyacı var. Artık ben hep bunu söylüyorum, iyilikle paylaşmamız gerekiyor. En son yaptığım işte bir gecede bunu söyledim. Her şeyi iyi yönde kullanmamız gerekiyor. Bir tek bu bebekle değil, sosyal medyayı da, hayatımızı da iyi yönetmemiz gerekiyor. Çünkü kötü zaten olacak. Biz bunu öğrendik. Ben kendi yaşımda bunu öğrendiğim için hep bunu söylüyorum, örneği veriyorum. Ama iyilikle birinin hayatına dokunduğunuzda bunun hiç kim olduğunu hiç önemli yok. O sizde çok başka duygulara dönüşür bu. Ki Pudayapa ve kız kardeşleri de bak, birçok iştirakçı kadın var, destekçileri var ve insanların hayallerindeki değişimi yaratıyor. Çocukların üzerinde dönüşümü yaratıyor. Zaten bir kadın dünyayı doğuruyor biliyorsun. Sırtında taşıyor, karnında taşıyor ve daha sonra gelecekte ondan doğanlar dünyada, işte erkekler biliyorsun, çiftleşiyorlar ve tekrar yeni dünyalar ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla da bu yanda da çok, bu anlamda da bana göre çok destekli. Bilmiyorum dördüncü bebek ne zaman gelir ama inan bir de bana güzel bir haberim vardı. Bugün kısacık da onu da öğrenecektik. Bugün hala açıklayamıyoruz çünkü açıklanmadığı için, ama dördüncü bebekle alakalı bir şey. Onu ben sana bilahare inşallah açıklayacağım. Zaman çok, haber vereceğim.
Evet, bugün güneş tutulması olduğu için niyetlerimiz, isteklerimiz Pıdıyapa bebekleri için hep güzel yönde olsun. Benim bu yayınımızı kaydedeceğim ben Renan'cığımla birlikte yaptığımızı. Sen neler söylemek istersin bizim dinleyicilerimize? Biliyorum zor günlerden geçir. 2021 için neler diliyorsun? Pıdıyapa için ve kendin için neler diliyorsun? İnşallah 2021 çok güzel gelsin diliyorum herkes için, sağlıkla, sıhhatle, afiyetle. Çok değişik zamanlar yaşadık. Yani hiç kimsenin hayal edemeyeceği kadar zor zamanlar, değişik zamanlar yaşadık. Bunun sosyal varlıklar olduğumuz için çabucak bitmesini diliyorum. Çünkü çok farklı etkileniyoruz evet hepimiz. Yani bir süre mesela bana da çok iyi gelen sakinlik ve sükunet artık zarar vermeye ve yormaya başlayabiliyor. İnşallah 2021'in umut dolu olmasını istiyorum. Pıdıyapa ile ilgili çok güzel gelişmeler devam edeceği için de kendimi açtığım o pencereden bana bol bol temiz hava geliyor ve enerji geliyor ve iyilikler geliyor. Onlardan dolayı çok mutluyum. Birilerine de bir şeyler yapmak isteyen birilerine ama ne yapacağını bilemeyen insanlara yardımcı olabilmenin de mutluluğu var Yeşimcim. Çünkü bu şekilde bize destek olarak da bir niyetin parçası olabiliyorlar. Orada elimizden tutmak isteyen herkese açık projemiz. Her türlü destek. Şu anda İzmir'den mesela bir gönüllümüz var, kurumsal iletişimci. Onunla evet, sunumlar falan hazırlıyoruz. Bir sosyal medya uzmanı var, bir şey yapmak istiyorum dedi. Tamam dedim, bak Instagram'ımıza, oraya buraya yorumlarını yaz. Kim ne yapmak istiyorsa. Herkese yapabilecek bir şey var. O yüzden ben böyle genişleyen ilham dünyamızla ve büyüyen iyilik dünyamızla, çemberimizle kendimi çok güzel, mutlu hissediyorum. Ve 2021'in inşallah çok güzel olacağına inanıyorum. Böyle senin gibi destek veren ve birlikte yeniden buluştuğumuz insanlarla enerjimizi de katlayarak büyüyeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum davetin için ve mutlu yıllar diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum sana. Çünkü gerçekten hayatları dokunmanın sesinde çok güzel yerlerle buluşuyorsun, buluşturuyorsun ve birçok kadını az önce söyledin ya, sevgi çemberinde bir araya getiriyorsun. Senin gibi ilham veren, Pıdıyapa ve kız kardeşleri ilham veren bebekler, ilhamını da güçlü kadınlardan alıyorsa da sen de kurucusu olarak çok çok özelsin. Bu yüzden de bak, çok tatlılar hepiniz. O kadar güzelsiniz ki zaten o fotoğrafın bana. Yani baktım ki gözlerim doluyor bugün paylaşımda da yaptığımız. İyi ki varsın. Artsın, çoğalarak artsın. Katlanarak İnşallah. Artsın. Ve kız kardeşlik bağımız çok çoğalsın. Çok teşekkür ediyorum. Sana da İnşallah. Mutlu yıllar diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olun. Hoşçakal Yeşim'cim. Sevgiler. Çok sevgiler. Evet, çok teşekkür ediyorum bugün bizi Renan'cığımla birlikte dinlediğiniz için. Gördüğünüz gibi bir bez bebeğin çok ötesinde olan Pıdıyapa ve kız kardeşlerini size dilimiz döndüğünce ben anlatmaya çalıştım. Renan zaten projenin sahibi olarak çok güzel anlattı. Üreten kadınları her zaman destekleyen, sahiplenen ve kucak açan kişileri destekleyelim. Yine çağrı yapacağım. Ne Renan esprileştik karşılıklı ama gerçekten birinin hayatlarına dokunmak istiyorsanız, bir kız çocuğunun da eğitimine katkıda bulunmak istiyorsanız Pıdıyapa ve kız kardeşleriyle siz de buluşun. Geleceğe küçük de olsa bir ne diyelim, armağan bırakın. Çok teşekkür ediyorum. Çarşamba günü yine çok değerli bir konuğum var. Emrah İnce ile beraber olacağız. Yeni Çiftçi platformunun kurucusu ve Tekven Tarım'ın genel müdürü. Kendisiyle yeni çiftçi kavramını ve tarımı konuşacağız. Çarşamba günü saat 17'de görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.